Ya. Ve şimdi yüzükler. Hey. Bu aptal kıyafet. Uf. Clem canım, yüzükler. Ah evet, onlar tam burada. Ding. Ding. Sağ ol Kayu. Ve artık siz evlendiniz. Ne güzel bir gün ya. Ding. Oh, al bakalım Rosie. Hey, hey, hey. Bak böyle. Oops. Konfeti öpücük. Resim zamanı. Oh, resimler. Hadi iyi bir yere geçelim. Gidelim. Bekle. En iyi yeri bulmam lazım. Ups, pardon. Tada, muhteşem yer. Şimdi herkes evlilik. Evlilik. Ha? Oh hayır. İşte en güzel manzara. Ne güzel bir gün. Çabuk, pasta kesiliyor. En sevdiğim bölüm. Pasta. Oh hayır. Yüzde pasta şans getirirmiş. Peki anne kız dansına ne dersin? Oh, bunu çok severim. Hadi. Ha, ne güzel bir gün ya. Oh Clem, her şeyin planlandığı gibi gitmesi şart değil ki iyi olması için. Bombalama! Ne güzel gün ya! Evet. Evet.
Oh, Caillou. Hadi tekrardan. Daha değil. Önce buradan bir şeyler almam lazım. Vay. Ha? Peki, bu domates, marul, havuç ve ha? Bu çikolatalı gofreti alabilir miyiz lütfen? Çok harika gözüküyor ve... Şimdi eve gidip böyle lezzetli, sağlıklı bir şeyler yiyeceğiz. Bence çikolata iyi bir fikir değil. Ama bence iyi. Aması yok Kayyum. Yerine koy lütfen. Peki. Aferin. Şimdi neredeydik? Havuç, biberler ve... Salatalığı unutuyordum. Rosie çok sever. Gidiyoruz Caillou. Paranızın üstü ve bu da sana küçük bir hediye. Yok sağ olun. Sağlıklı bir öğlen yemeği yiyeceğiz de. Sonrası için alabilirsin istersen Caillou. Yok önemli değil. Sağ olun. Bye bye. Peki o zaman size iyi günler. Bana öğlen yemeği için yardım edebilir misin Caillou? Ne dersin buna? Ben havuçları keserim ve sen de marulu ve domatesleri yıkarsın. Sonra karıştırırız. O çikolatayı almaman gerekiyordu. O senin değildi Caillou. Caillou? Dedim ki, kulağa hoş geliyor mu? Evet anne. Çok hoş geliyor. Hayır, ceketimi çıkarmayayım lütfen. Nasıl istersen. Çikolata. Ne? Yum, çikolata. Rosie de ister. Rosie ister çikolata. Hayır Rosie. O çikolata şimdi nereden çıktı bakayım? Ben... Bay Johnson'ın dükkanındaki çikolata mı o? Caillou, bunun adı hırsızlık ve çok yanlış. Nasıl yaptın bunu? Ben çalmak istemedim. Çok canım istiyordu. Biliyorum almamalıydım ama kimse bakmıyordu ve ne olur beni hapse götürme. Çok çok özür dilerim. Aferin, hatanı kabul ettin. Ama tek özür dilemen gereken kişi ben değilim Caillou. Çok özür dilerim Bay Johnson. Bu gizlice aldığım çikolata için. Bunu yapmamalıydım biliyorum. Beni bayağı şaşırttın Caillou. Kötü bir seçim yaptın. Biliyorum.
Ben gerçekten çok üzgünüm, çok. Anlıyorum seni ve özrünü kabul ediyorum. Ve bir daha sana ait olmayan bir şeyi almayacağına söz vermeni istiyorum. Söz veriyorum. Bir daha hiç olmayacak. Güzel. Şimdi hadi eve git. Annen sana lezzetli bir yemek yaptı. Hı? Ve belli ki sen bayağı açsın. Fişekler kaçıyor. Buradan gayet iyi görüyoruz işte. Bunlar Çin yeni yılı kutlamaları için olmalı. Bu süveter sana gerçekten çok yakışıyor Kayyu. Sağ ol. Sarah kırmızı uğur getirir dedi. Hı? Ha, hey Sarah. Çin yeni yılın kutlu olsun. Selam Kayyu. Kayyu'yu yemeğe çağırdığınız için teşekkürler. Birkaç saati almaya geliriz. Biz teşekkür ederiz. Burada olmandan dolayı çok mutluyuz Kayyu. Al bu terlikleri giy istersen. Kayyu. Xinyan ha. Ha? Türkçesi iyi seneler. Oh. Xinyan ha. Oh, wow. Al hadi. Tabii, portakallara bayılırım. Çin yeni yılında şans getirsin diye portakalları böyle koyarız. Hmm. Yum, bu şans portakalı çok iyiymiş. Bu bir ejderha mı? Evet, bu ejderha dansı. Ejderha kötü şansı korkutur ve iyi şans getirir. Wow. Wow. Git buradan kötü şans. Oh. Ha? Bu ejderhanın kanatları yok. Çin ejderhalarının kanatları yoktur. Böyle sallanır dans ederler Kayyu. Sarah, Kayyu. Ha? Hadi şimdi daha şoşen. Hey, o ne demek? Bu kırmızı zarf demek. Oh. Ha. Kırmızı zarflarla çocuklara para verilir. Ha, wow, teşekkürler. Güvenli ve huzurlu bir yıl olsun Sarah ve Kayyu. Bu parayla ne yapacaksın? Boşa harcamamalıyız. Haklısın. Ne almalı? Çok önemli bir şey. Mesela... Şeker. Balıktan almak ister miydin Kayyu? Evet lütfen. Çin yeni yılında balık yemenin başarı getirdiğine inanılır. Bak böyle Kayyu. Yemek çubukları ilk başta zor olur. O yüzden önce bunlarla başla. Yum, yum. Sonra da havai fişekleri izleyeceğiz. Tekrar olacak mı? Kaçırdığımı zannediyordum. 3, 2, 1. Anneler seni almaya geldiler. Gitmek zor.
zorunda mı? İkinizin de yatma vakti geldi. Böylece senenin ilk gününe dinlenmiş kalkarsınız. Ha! Ejderha dansı kötü şansı korkutmak içinmiş. Öyle miymiş? Ve yemek çubuğu kullanmayı öğrendim. Çok kolaymış. Bu akşam çok şey öğrendin sen. Evet ve... Artık yatma vaktin geldi. Çin yeni yılınız kutlu olsun. Çin yeni yılın kutlu olsun Kayu. Taraftan lütfen. Ama yeni bir lokantaya gitmek istemiyorum. Ben başkasına... Güven bize Kayu. Bunu çok seveceksin. Hı. Aa, bak. Oo. Hey. Oh. Oo. Sabreden derviş muradına ermiş. Daha fazla bekleyemeyeceğim baba. Hey, peki ya ben? Ben de... Kırdın Kayu. Çok güzel. Ama ben hala açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Dur bekle Kayu. Acıdır. Çok acıdır. Kırmızı. Al. Biraz su iyi gelir. Dilim çok yanıyor. Wasabi hardalı o Kayu. Sadece azıcık alman gerekiyor. Bu sana iyi gelecek. Yeni bir şey denemek istemiyorum. Harika görünüyor. Yummy. Ha, yer. Bu çok lezzetli. Biraz denemelisin. Söz veriyorum, bu hiç acı değil. Tadına bakmadan bilemezsin. Belki seversin. Peki çocuk menüsü var mı? Korkarım yok. Ama senin için özel bir şey yapabilirim. En sevdiğin yemek nedir senin? Bana tost yapabilir misin? Biraz bundan ve... Bu bir tost değil ki. Emin misin? Ha? Peynir? Turnaları bana geri uçurur musun? Böyle yesem olmaz mı? Ben gerçekten açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Ama... Söz veriyorum, bundan daha iyi bir tostu hayatında hiç yemedin. Mükemmel. Oh.
İyi misin Rosie? Oh, pardon Rosie. Kendimi kaptırmışım. Oh. Ha? Ha? Bu nedir? Sizin tostunuz efendim. Çok lezzetli. Tabii ki öyle. Çünkü sabreden derviş muradına ermiş. Bunu da denemek ister misin Kayu? Sever miyim? Denemezsen bilemezsin. Bunun adı tempura. Peki benim balığımdan ister misin? Daha ne denemek istersin? Her şeyi. Hemen geliyor. Keşke fırtına artık bir dursaydı. Neydi şimdi o? Ne kuvvetli fırtınaymış, rüzgar ağacı devirmiş. Ağaç tekrar kalkar? Zannetmiyorum Rosie. Oh, salıncağım. Tamir edilir mi? Üzgünüm Kayu. Maalesef ona da veda etme zamanı. Ama vedaları sevmiyorum ben. Gilbert nerede oturacak? Ağaç onun en çok sevdiği yerdi. Gilbert'ın buraya geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evine hoş geldin Gilbert. Burası bahçemiz. Gilbert, bütün bu yeniliğe alışman zor olmalı. Ağaçtan zarar gelmez. Bize gölge yapar ve yorgun kendi altında oturursun. Bak böyle ve yukarıdaki dallardan her yeri görebilirsin. Ağaç sadece Gilbert'ın favorisi değildi. Rosie de ağacı çok severdi. Rosie ağaç sever. Kayu, tanışman gereken biri var. Kız kardeşine merhaba de bakalım. Rosie. Neden ağlıyor peki? Meraklanma Kayu. Bebeklerin ağlaması normal bir şey. Nasıl durduracağız onu? Sadece Rosie'nin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Buldum. Acaba çok mu aydınlık? Belki abisinin ona sarılması iyi gelebilir. Nasıl? Benden mi? Ama o çok küçük. Bir dene bakalım. Sonuçta onun büyük abisisin sen. Büyük abi nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Kafasının altından tut.
Ağlaması durdu. Sihirli dokunuş işe yaradı. Bak, nasıl da hemen iyi bir büyük abi oldun Kayyu. Uf. Evet, benim bu ağaçla hatıralarım çok daha önceye dayanıyor. Benim favorim buraya ilk taşındığımız gün. Ve biz bu ağacı birlikte diktik. Bir dakika, ağacı biz mi diktik? Ben niye hatırlamıyorum? Neredeydim? Sen daha doğmamıştın. Sen benim karnımdaydın. Yeni bir ev, yeni bir ağaç ve yakında yeni bir bebek. Ne kadar çok yenilik var. Her şey bu kadar yeniyken endişelenmen normal. İnan her şey çok güzel olacak. Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Baba, durun. Ha? Bu tamamdır. Annesi, Kayu, ağacı dikmeye hazır mıyız? Kesinlikle. Hatıralarımızın olacağı yeni bir ağaç. Tabii o eski hatıralarımızı da unutmayarak ama. Rosie, yardım! Evet çocuklar. Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü giysi oyunu günü. Unutmayın, giysi oyununun tek kuralı sizi nasıl hissettiren bir şey giymeniz. Peki, ne bekliyorsunuz o zaman? Koş! Jeffrey, bir şey seç de oynamaya başlayalım. Daha emin değilim. Siz oyuna başlayın, ben sizi yakalarım. Define avı için çok mükemmel bir gün. Ve definemiz bu yönde. Ama define yok mu ki? Aa, var. Bir definenin yeri adı Teneffüs'ün kayıp definesi. Ninjalar! Ne yapacağız? Ben savaşalım derim. Uçarak kaçamaz mıyız? Yardım gerekli. Hey! Arkadaşlarımı bırak! Hmm.
kim oldun peki Jeffrey? Ben bir peri savaşçıyım. Vay, harika. Diğer kostümler alınmış mıydı? Yok, ben bunu beğendim. Sihir en iyisi. Ama peri bir kız kostümü değil mi? Aa, değil. Ama öyle. Öyle mi? Niye? Sadece ben bunu giymek istedim. Aa, belki başka ne olsan? Bir Viking veya korsan ya da... Hayır. Aa, Jeffrey değneğini bıraktı. Bu biraz ayıp oldu ama. Biz sadece kız kostümü olduğunu söyledik. Ki kendine uygun olanı seçebilsin diye. Mrs. Martin'in dediğini hatırlayın. Giysi oyunu gününün tek kuralı bizi mutlu eden bir şey giymemizdi. Evet, mutluydu da aslında. Hey Jeffrey, değneğini düşürmüşsün. İstemiyorum. Ama ninjaları nasıl yeneceksin? Ve uçmak için kanatların lazım. Peri savaşçın çok harikaydı bence de. Ve sihir hep en iyisi. Kostümün için söylediklerimize özür dileriz Jeffrey. Ne istiyorsan onu giyebilmelisin. Ve seni mutlu da ediyorsa giysi oyunu için bu harika olur. Başınız dertte. Hey, bu çok harikaydı Jeffrey. Sağ ol Kayu. Siz olmadan olmazdı. Bir de sihirli değneğin. Hey! 1, 2, 3, 4 iyilik yapmak neler oluyor? Sıralan. Önce ben. Hayır ben. İyilik oyunlarımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet öğretmenim. Listenizde neler görüyorsunuz? Çevrenizden birine güzel bir iyilik yapın. Aferin Clementine. İyilik yapan insanları bulmaya çalışın. Aynen öyle. Ve sonuncusu? Kendimize iyi olalım. Kesinlikle. Bu listeyi ilk bitiren izci bu rozeti kazanacak. Hadi şimdi iyiliklerle dünyayı değiştirin. Ben bu listeyi 1 dakikada bitireceğimden eminim. Peki, ben de o zaman 1 saniyede bitireceğim. Bekle, geliyorum. Diz acıyor. Hadi anneye gidelim. Rosie'ye yardım ederek çok doğru bir şey yaptın. Muah. Aferin sana canım benim. Çevrenizden birine bir iyilik yapın. Tamam. İyilik yapan insanları bulmaya çalışın. Bugün birbirine iyilik yapan bir sürü insan gördüm.
Tamam. Sonuncusu, kendinize iyi olun. Ama bunu nasıl yapacağız? Bütün sevdiğim yemekler hepsi bir arada. Reçelli spagetti dondurma sandviç. Kendime gayet iyi bir iyilik olurdu bu. Belki de değil. Çiçekleri severim. O zaman kendime iyilik için biraz çiçek toplarım. Neyin var Kayu? İyilik rozetini almak için bazı görevlerim var. Ama bu sonuncusu çok zor baba. Galiba biraz zorlanmışsın. Evet. Ama derin nefes alıp kuşları seyrettim. Şimdi daha iyiyim. Oh. Ha? Neden yaptın? Oturup burada doğayı izlemek sana iyi geldiyse... kendine bir iyilik yaptın işte. Öyle mi? Kendine iyilik yapmanın birçok yolu var. Canın sıkıldığında derin bir nefes alıp sakinleşmek, heyecanlandığında resim yapmak ya da belki... Oo, üzgünken birinden sarılmasını istemem. Kesinlikle. Sağ ol baba. Sen bir tanesin. Harikaydın Kayu. Sen de Clementine. Pekala. Hadi sıraya. Önce sen. Hayır, önce sen. Hayır, sen. Kayu, ne gibi iyilikler yaptın bakalım bu hafta? Rosie düştü, ona yardım ettim. Markette birbirine iyilik yapan birçok insan gördüm. Ve bahçede kızgın otururken kendime iyi davrandım. Bravo Kayu. O zaman bu rozeti sana verebiliriz. Hey! Artık hepiniz iyilik uzmanlarısınız. Unutmayın, yaptığınız her iyilik bir farklılık yaratır. Merak etme Rosie, Süper Kayı bu işi hallediyor. İnşallah. Oh, Gilbert, topu lütfen atabilir misin? Gilbert, topu kurtar. Süper Gilbert işte. Al bakalım. Vay, sizler herhangi bir süper kahraman değilsiniz. Siz iyilik süper kahramanlarısınız. İyilik süper kahramanları mı? Bakın, bütün kahramanlar bizi kötülerden kurtarır. Ama iyilik süper kahramanları insanlara yardım etmeyi de severler. İyilikler yaparak onları mutlu ederler. Sevdim ben bunu. Ne diyorsun Gilbert? İyilik süper kahramanlığına hazır mıyız?
O zaman hadi. Günü de süper iyilikler yaparak beraber tamamladık, değil mi? Köpek balığı! Yardım edin! Dur, güvenli değil. Biz ustalara bırak bu işi. Hadi Süper Gilbert, kaybedecek vaktimiz yok. Merak etme. Sizi plaja güvenli şekilde getireceğiz. Çabuk! Köpek balıkları yaklaşıyorlar. Hadi Süper Gilbert. Ne oldu? Onu oradan kurtarman lazım. Caillou, bazen süper kahramanlar bile korkarlar. Ve Süper Gilbert... Suyu hiç sevmez biliyorsun. Unuttun mu? Oo, pardon Gilbert. Önemi yok. Ama belki Süper Gilbert başka şekilde yardım edebilir. Aha. Bizi kurtardın, sağ ol. Az daha onlara akşam yemeği oluyorduk. Evet. Ve bizi kurtarmanız da iyi oldu. Çok iyiydin Gilbert. Korkmuş olsan da harika iş çıkardın. Siz çok cesurdunuz. Ve iyi. İkiniz de bugün çok fazla iyilik yaptınız. Ve düşündüm ki iyilik süper kahramanının pelerini de olması lazım. Ve tada! Vay! Sağ ol anne. Bunu yapmayı bana annem öğretti. Oh, güzel bir uçak Leo. Bu sabah ilk sunumu sen yapmak ister misin? Ben çıkabilirim. Harika. Hafta sonunu anlatırken ben nasıl hissediyorum tablosunu kullanmayı unutma, tamam mı? Bu hafta sonu benim büyük annemin doğum günüydü ve ben... birçok farklı hisler işte Bayan Martin. Bir dinleyelim mi o hisleri? Önce kafam karışıktı. Çünkü pasta seçmem lazımdı. Ve çok fazla seçenek vardı. Caillou, büyük anne hangisini sever sence? Bu ben.
bence. Kırmızı onun en sevdiği renk çünkü. Hı hı. Bu seni nasıl hissettirdi Kayyu? Ha, gururlu. Yetkili olan bendim. Evet, ben patronumu severim. Pekala. Sağ ol Jason. Peki sonra Kayyu? Aa, bu sefer sıra hediyeye geldi. Ben birazcık kaygılıydım. Çünkü büyük anne ne sever diye düşünmeliydim. Bir dükkana gittik. Ama sadece büyükler içindi her şey. Hiç oyuncak yoktu. Aa, bunlara ne dersin baba? Onlar iyiler Kayyu. Ama sence büyük annen sever mi çorapları? Eww, böcekler korkunç. Bana hissettirdi. Üzgün. Ama başka şeyler aramaya başladım. Annemin bahçesindeki çiçeklere benziyor. Harika. Bence çok sevecek. Hayır. O büyük anne içindi. Dur bakalım Kayyu. Bu hanım aldı ilk. Ama güller büyük annemin en sevdiği çiçekler. Ha? Ha? Yaşadığım hayal kırıklığıydı. O süveteri alamayınca. Ama sonra bizim almamıza izin verince çok sevindim. İyi bir insana denk gelmişsiniz. Evet öyle. Ama sonra gerçekten iyi hissetmedim. Çünkü annem büyük annemin doğum günüm için ördüğü kaşındıran kazağı giydirdi. Kaşındıran kazak böcekten beter. Evet. Hissettiğim şey somurtkan. Ama büyük annem giydiğime çok sevindi. Oh Kayyu, sana ördüğüm kazağı giymişsin. Ve bu seni nasıl hissettirmiş olmalı? Endişeli. Affedersin büyük anne. Senin pastanı berbat ettim ve doğum günü partini. Hiçbir şeyi berbat etmedin Kayyu. Aksine bana en güzel hediyeyi sen verdin zaten. Ama ne alıyor Kayyu? Bu süveteri sevmiyorum. Sadece sen verdin diye giyiyorum ama çok kaşınıyor. Affedersin. Oo Kayyu. Ha? Bana bunu iyi ki söyledin şimdi sen. Öyle mi? Evet öyle. Hiç sevmemene rağmen senin onu giymiş olman çok düşünceli. Çünkü beni mutlu etmek istiyordun. Ama rahat edeceğin bir şey giymenin hiçbir mahsuru yok. Ve pastaya gelince seninle vakit geçirmek bana verilecek en güzel hediye. Şimdi beraber bir pasta yapmaya ne dersin? Büyük annemin doğum gününde birçok şey hissettim ama başkalarının iyi olmasının beni mutlu ettiğini anladım. Ve hissettiklerim konusunda kafam karıştığı zaman iyilik yapmayı seçebildim. Ve bu her şeye çok iyi geldi.